Sürgün inek 2009 olayın yılında yaşanan bir olay neticesinde ortaya çıktı. O zaman olayı okuduğumda ya da çeşitli televizyon sitelerinde, işte televizyon haberlerinde olayın ayrıntılarını gördüğümde, o zamandan beri olay şekillenmeye başladı zaten. O zaman ilk sinopsisini çıkarmıştım, ilk hikayeciyi çıkarmıştım. Sonra 2011 yılından beri üzerinde çalışıyoruz. O günden bugüne kadar da senaryo üzerinde çalışıldı. Zaten olay başlı başına bir sinopsis gibi duruyordu işin doğrusu. Onu biraz daha süslemek durumunda kaldık. Biraz daha geliştirmek, yani hikayecilik derler, beslemek durumunda kaldık. Çok keyifli bir iş olduğunu düşünüyoruz. Yazarken de, oynarken de, setteyken de çok keyif aldık. İnşallah seyirci de aynı keyfi Beyaz Perde'de hissedecektir. Biz burada tüm ekip olarak bunu hissettik iliklerimize kadar. Tabii her filmde sonuçta yaşanmış hadiseyi beyaz perdeye taşındığında muhakkak ki olayı yaşayanlar, en azından olayı çevresindeki insanlar buna benzer taleplerde bulunuyorlar. Bunun da yaşanması gayet normal. Ama hayvancağıza ta oradan Malatya'dan kaldırıp Mugla'ya getirip eziyet etmektense buradan bir hayvancağızı kullanmak daha mantıklıydı. Evet, olayı yaşayan bir inek ama ineğin başrolde olduğu bir film, fakat aslında etrafındaki insanların daha fazla işlendiği bir durum bu. Onun için etrafındaki insanların yaşamış olduğu mizah bizim için önemliydi. Burada ineğin cinsi, ineğin kim olduğu bir yerde çok mühim değil. Çünkü bizim için inek bir metafor. Senaryoyu alıp okuduğumda aslında bunun kuru bir komedi filmi olmadığını gördüm. Bir derdi olan bir filmdi. İnsanlara bir şey anlatıyordu. İzleyecek olan insanların gülerken bazen acı tebessümle Türkiye atmosferine bakacaklarını düşündüm. O yüzden beni heyecanlandırdı bu böyle bir filmde çalışmak, böyle bir filmi çekmek. Bir 28 Şubat komedisi gibi algılansa da dünyanın her tarafında insanların karşılaşabileceği bu garip durumlardan bir tanesi bu. Bizim ineğimizin başından geçen bir Ataturk büstünün eskaza kırılmasıyla ineğe sürgün verilir ve ineğimizin başından bir sürü olay geçer. Sahibi olan Şevket, yani benim canlandırdığım karakter, karısıyla birlikte, Cemile ile birlikte sarı kızı kurtarmak için bir sürü takla atmak zorunda kalırlar. Bu tabii bir taraftan evrensel bir komik, lüzumsuz bir baskının getirdiği, lüzumsuz bir şeyin, korkunun yol açtığı acayip bir sinir bozucu bir kara komedi. Olayın kendisi bu, yaşanmışı bu. Hem özleyeceğiz, hem sarı kızımızı özleyeceğiz. Ona da çok alışmıştım ben, o da bana alıştı. Arabayla geliyorum da arabanın şeyinden, gürültüsünden benim geldiğimi anlıyor. Hemen sesini çıkarmaya başlıyor. Geçen gün okula gittim, yukarıdan başladı hemen sesini çıkarma. Hemen yanına gittim, sarıldım falan, memnun olduk yani. Kocaman ineğe böyle sarılmak, barılmak ilk başlarda çok acayip geliyordu ama şimdi birbirimizi sevmeye başladık.